Sevgili izleyicilerimiz, Sakarya'da yine bugün bir telaşe var. Uluslararası bir telaşe. Konunun içeriğini bilmiyorum. Sayın Rektörümüz Muzaffer Elmas'tan bu konuda bilgi rica edeceğiz. Efendim, iyi sabahlarla başlayalım. Nasılsınız? Evet. Sağ olun. Bu haftaya iyi haberlerle başladık. Bildiğiniz gibi dün, önceki gün TÜBİTAK Alternatif Enerji Araçları yarışması vardı İzmit'te. Bizim aracımız 3 kategoride yarışma oldu. Birinde birinci oldu. Güneş arabamız. Bu tabii onları tebrik ederiz. Çünkü 6-7 senedir sürdürülebilir bir iş yapıyorlar. Her gittiği yarışmada da mutlaka derece alırlar. Hem yurt dışında hem yurt dışında. O yüzden tebrik ederiz. Bunu seneye belki böyle elektrikli ve diğer araçlara da dönüştürmeyi planlıyoruz. Hani bu şeyi. Bugün dün bakanımızın da katıldığı törende bir derece gelenlere hediyeleri de verildi. Arkadaşları, gençleri de kutluyorum. Bir de tabii üniversite olarak biz bildiğiniz gibi çeşitli projelere ev sahibi yapıyoruz, uluslararası projelere. Bu da bir Avrupa Birliği projesi. Aşağı yukarı Avrupa, tüm Avrupa ülkelerinden, 17-18 ülkeden 90'a yakın hem öğrenci hem öğretim üyesi katılıyor. 15 gün sürecek bir toplantı, ev sahipliğini üniversitemiz yapıyor. Bu projede Avrupa Avrupa Birliği içindeki ülkelerin öğrencilerin, akademisyenlerin, üniversitelerin birbiriyle ilişkilerini geliştirme adına da önemli bir katkısı olan bir proje. Bunun açılışı bugün. Yok yok. Tabii Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bu proje yapılıyor. Bu projelerden bir tanesi. Sürekli tabii Türkiye bildiğiniz gibi Avrupa Birliği projelerindeki bütçesine karşılık yeteri kadar destek alamıyor. Yeteri kadar destek alamadığı bir proje bu ama Türkiye'de son yıllarda artmakta. Üniversitemizde de bu tür projeleri alanların sayısı artmakta. Onları da tebrik ediyoruz. Evet, size de teşekkür ediyoruz. Bizim her etkinliğimizde bulunuyorsunuz. Tabii ki görevimiz efendim. Ayrıca ben de kendimi Sakarya Üniversiteli kabul ediyorum. Çünkü içindeyim üniversite. Sağ olun. Sürekli üniversitemizin tabii üniversite yaşayan ve çok canlı bir kurum. Mesela Ağustos ayı diyoruz. İşte Ağustos ayında 7000 yabancı öğrenci başvurdu. Onların kayıtları var. Yüksek lisans doktoraya 20.000'e yakın kayıt vardı. Onların kayıtları var şimdi. 2000'e yakın öğrenci alıyoruz. Sonra yatay geçiş, dikey geçiş. İşte haftaya yeni kayıtlar başlayacak. Onların hazırlıkları. Böyle şey bitmeyen bir şey. Bitmeyen. Ama 80.000'e dayanan bir. Ama şey yani biz sık sık da bahsediyorum. Yani biz kurduğumuz sistemler sayesinde bu süreci çok rahat ve şey yönetiyoruz. Yani gerilimsiz ve her şey de bilgimiz altında. O yüzden iyi bir yönetim sistemi kurduk. Zaten oradaki şeyimiz de o. Yoksa dediğiniz gibi hani bu kadar kişiyi sağlıklı bir şekilde yönetmek tabii kolay değil. Artık devam ederiz çalışmaya. Her şey yolunda, hep böyle gitsin. Evet, teşekkürler, sağ olun. Saygılar efendim, sağ olun.